Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Wortbildung, yani kelime oluşturma. Burada arkadaşlar bu konu başlığı altında Verb mit der Vorsilbe be, yani be ön takılı kelimeleri, daha doğrusu fiilleri görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Burada arkadaşlar become eğilimini görüyoruz. Become neydi arkadaşlar? Elde etmek anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Kommen ile alakasız bir fiil. Öyle değil mi? Çünkü come neydi? Gelmek demekti. Ancak become elde etmek anlamına gelmiş oluyor. Zaten birazdan arkadaşlar bunları örnek cümlelerle göreceğimiz için daha bir anlamlı gelecektir size. Besuchen'e baktığımızda besuchen neydi arkadaşlar? Ziyaret etmek demekti. Öyle değil mi? Begrüßen'e baktığımızda grüß, grüßen, begrüßen ne olabilir arkadaşlar? Grüßen, selamlaşma değil mi? Dolayısıyla selamlamak anlamında kullanılan bir eylem. Beschreiben, evet buraya baktığımızda schreiben yazmak, ancak beschreiben neydi? Betimlemek, tanımlamak anlamında kullanılıyor. Bakın demek ki tek bir ön takıyla ne olmuş oluyor? Bayağı bir anlamı değişebiliyor o eylemin. Burada olduğu gibi demek ki beschreiben neymiş? Tanımlamak, betimlemek gibi kullanılıyormuş. Beurteilen de arkadaşlar hüküm vermek. Mesela diyelim ki bir konu hakkında kendi yorumunuzu katmak ya da hükmetmek gibi düşünülebilir beurteilen. Beginnen, bunu artık biliyoruz değil mi? Neydi arkadaşlar? Beginnen, başlamak anlamında kullanılıyordu. Keza bezahlen, bunu da daha önce de defalarca görmüşüzdür eminim değil mi? Bezahlen neydi? Ödeme yapmak anlamına gelmiş oluyordu. Benutzen, bu da arkadaşlar neydi? Kullanmak anlamında değil mi? Bestellen, eminim bunu da hatırlıyorsunuzdur. Bestellen neydi arkadaşlar? Sipariş vermek. Tabi stellen neydi? Dikey olarak koymak. Bakın ne kadar farklı bir anlama gitmiş oluyor değil mi bu ön takı be ile. Dolayısıyla şunu hatırlatmakta da fayda var arkadaşlar. Bu fiiller kesinlikle ayrılabilir fiil gibi düşünülmesin. Yani ben bunu işte başa, bunu sona falan gibi öyle bir şey yapmıyorum. Bunların hiçbiri ayrılabilir fiil değil. Sakın ha sakın bununla karıştırmayalım. Dilerseniz bunların bir üstünden geçerim. Doğru bir telaffuzla tekrarlayalım. Ardından örneklerimizle dersimiz devam etsin. Bekommen, besuchen, besuchen, begrüßen, begrüßen, beschreiben, beschreiben, beurteilen, beurteilen, beginnen, beginnen, bezahlen, bezahlen, benutzen, benutzen, bestellen, bestellen. Arkadaşlar şimdi isterseniz bu B ile başlayan kelimeleri örnek cümleler içerisinde inceleyelim. İlk cümlemize baktığımızda arkadaşlar Die Frau ist schwanger und bekommt bald ein Baby cümlesini görüyoruz. Ne diyor arkadaşlar? Kadın neymiş? Schwanger, hamile demek değil mi? Und bekommt bald ein Baby, bald yakında. Demek ki kadın neymiş? Hamileymiş ve yakında bir bebeği olacak. Bakın bekommen, hediye almak gibi düşünebiliriz. Tabi bu da Tanrı'nın bir hediyesi öyle değil mi? Dolayısıyla bekommen, ein Baby bekommen, bir bebek, bir bebeğin dünyaya gelmesi, bir beklenti içinde olmak ya da bir hediye almak, karşılamak gibi düşünülebilir. Dolayısıyla ne demiş oluyoruz? Kadın hamile ve yakında bebeği olacak deriz güzel Türkçe'de değil mi? Demek ki bunun karşılığı Die Frau ist schwanger und bekommt bald ein Baby. İkinci cümleye geçelim. İkinci cümle ne diyor? Der Student besucht die Technische Universität München. Evet, 3 aşağı 5 yukarı bunu çıkartabiliyoruzdur değil mi? Yani bu fiili bilmiyor olsak bile hani belki bir yerden çıkartabiliriz değil mi bu olmadan? Bakın ne diyor? Der Student besucht, besuchen, az önce ne dedik? Ziyaret etmek dedik. Ancak üniversiteler için ya da işte bir kurs ya da gittiğim bir kurum, eğitim aldığım bir kurumsa eğer bu genellikle o olabiliyor ya da
bir yere dediğim gibi ziyaret etmekte kullanılan bir eylem bu. Ne yapıyormuş? Teknik Üniversitesi değil mi? Münih Teknik Üniversitesi'ne gidiyormuş üniversite öğrencisi. Dediğimde ne diyecekmişim? Der Student besucht die Technische Universität München diyecekmişim değil mi? Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Direktor begrüßt alle Mitarbeiter. Evet, der Direktor neydi? Müdür anlamındaydı. Mitarbeiter çalışan demek değil mi? Bakın zaten Almanca'nın güzel olan tarafı da şu. Belli başlı şeyleri yan yana eklediğinizde o kelimeyi bilmeseniz bile orada bir ipucu, bir ışık yanıyor. Dolayısıyla burada Mitarbeiter, mit neydi? Beraberinde demek. Beraberinde çalışan. Dolayısıyla çalışanları değil mi? Yani müdürün çalışanları olmuş oluyor. Yani o kurum içerisinde, o fabrika içerisinde belki de değil mi? Ya da şirket olabilir bu. Bu Mitarbeiter işçi olabileceği gibi yani beyaz yakalı ya da mavi yakalı da olabilir. Dolayısıyla öyle bir sınıflandırma gibi düşünülmesin. Dolayısıyla oradaki çalışanlar kastedilmiş oluyor. Der Direktor begrüßt alle Mitarbeiter denildiğinde demek ki tüm çalışanları değil mi? Bütün çalışanları ne yapıyor? Selamlıyor demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Der Zeuge beschreibt den Täter. Evet. Der Zeuge arkadaşlar bu şahit demek arkadaşlar. Beschreiben az önce söyledik neydi? Betimlemek, tanımlamak değil mi? Der Täter bu da arkadaşlar suçlu ya da fail anlamında kullanılıyor. Der Täter. Evet, dolayısıyla suçluyu tanımlıyor diyecek olursak ne olacak? Burası akusatif form alacak. Dolayısıyla der, zaten bunu söylüyor olmam da değil mi C1'de? Artık bu noktadaysak bunları zaten çoktan biliyorsunuzdur. Ne oluyordu akusatif kuralı? Der, den'e dönüşmüş oluyordu. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Tanık suçluyu tanımlıyor derken der Zeuge beschreibt den Täter diyecekmişim değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Der Maler beurteilt das Gemälde. Evet. Der Maler neydi arkadaşlar? Ressam ama aynı zamanda da badana yapan değil mi? Kişi içinde boyacı ya da badanacı şeklinde de yorumlanabiliyor. Ancak cümlenin gidişatına baktığımızda, anlam olarak baktığımızda das Gemälde tablo demek arkadaşlar. Yani bu bir yağlı tablo olabilir değil mi? Artık farklı tekniklerde de olabilir. Bir tabloyu ne yapmış oluyor? Bir Urteil'in arkadaşlar fikrini söylemiş oluyor. Ya da bir Urteil'in aynı zamanda da hüküm vermek anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla tablonun karşısında ne yapmış oluyor? Kendi fikrini söylemiş oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Tablo hakkında fikrini söylemiş oluyor. Dolayısıyla der Maler beurteilt das Gemälde demiş oluyorum. Evet. Zaman zaman böyle dilim sürçüyor çünkü Türkçeden Almanca, Almancadan Türkçe'ye geçiş. Emin olun farklı dil grupları oldukları için bazen böyle sürçmeye yol açabiliyor. Kusura bakmayın tekrar arkadaşlar. Dilerseniz bunları şöyle bir toparlayalım. Bakın burada die Frau ist schwanger und bekommt bald ein Baby neymiş demek ki? Kadın hamile ve bald neydi? Yakında demekti. Bekommen elde etmek, almak anlamında değil mi? Bu genellikle hediyeler için de kullanılabiliyor arkadaşlar. Und bekommt bald ein Baby yakında bebeği olacak demiş oluyoruz. Sonraki cümle ne diyor? Der Student besucht die Technische Universität München ki gayet bariz, gayet açık bir cümle. Ne diyor? Üniversite öğrencisi Münih Teknik Üniversitesi'ne ne yapıyor? Oranın öğrencisi demeyi getiriyor aslında değil mi? Yani ziyaret ediyor diyecek olursak güzel Türkçe'de ne oluyor? Sanki bu günübirlik bir gezi gibi algılanabiliyor öyle değil mi? Ancak burada besuchen denildiğinde orada sürekli bir öğrenci anlamında bunu da altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü bu günübirlik giden bir öğrenci değil. Oraya sürekli devam eden bir öğrenci. Değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Der Direktor begrüßt alle Mitarbeiter. Neymiş demek ki? Müdür bütün çalışanları, tüm çalışanları ne yapıyor? Selamlıyor dediğimde ne yapıyormuşuz demek ki? Begrüßen eylemini ne yapıyoruz? Kullanmış oluyoruz. Der Zeuge beschreibt den Täter. Evet, tanık ne yapıyor?
faili ya da suçluyu ne yapıyor? Beschreiben, betimliyor, tanımlıyor değil mi? İşte ne yapıyor? İşte gözleri maviydi atıyorum değil mi? İşte bıyıkları vardı, sakalı vardı gibilerinden. Ne yapıyor? Suçlu hakkında bilgi veriyor değil mi? Onu çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla beschreiben, betimlemek, açıklamak gibi. Açıklamaktan ziyade betimlemek diyebiliriz arkadaşlar. Yani o suçluyu ne yapıyor? O suçlu profilini izah ediyor, anlatıyor değil mi? Nasıl birisi olduğuna dair. Ve bir sonraki cümle neymiş? De Maler beurteilt das Gemälde. Ressam tablo hakkında ne yapıyor? Fikrini söylemiş oluyor bu cümlede. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Frau ist schwanger und bekommt bald ein Baby. Die Frau ist schwanger und bekommt bald ein Baby. Der Student besucht die Technische Universität München. Der Student besucht die Technische Universität München. Der Direktor begrüßt alle Mitarbeiter. Der Direktor begrüßt alle Mitarbeiter. Der Zeuge beschreibt den Täter. Der Zeuge beschreibt den Täter. Der Maler beurteilt das Gemälde. Der Maler beurteilt das Gemälde. Sonraki cümlemizde devam edelim arkadaşlar. Die Sitzung beginnt in wenigen Minuten. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, die Sitzung oturum demek. Yani bu bir toplantı olabilir değil mi? Bir oturumdan bahsediliyor. Beginnt in wenigen Minuten. Ne diyoruz güzel Türkçe'de? Birkaç dakika içerisinde başlayacaktır dediğimde değil mi? Beginnt in wenigen Minuten. Demek ki wenig az değil mi? Dolayısıyla Türkçe birebir karşılığı. Birkaç dakika içerisinde oturum başlayacak. Dolayısıyla die Sitzung beginnt in wenigen Minuten demiş oluyorum. Demek ki başlamak için ne yapıyormuşuz? Beginnen eylemini kullanıyoruz. Tabi bu neye göre çekimlenmiş oldu? Die Sitzung değil mi? Oturuma göre çekimlenmiş oldu. Sonraki örneğe bir bakalım. Die Rechnung muss bezahlt werden. Evet, die Rechnung neydi arkadaşlar? Fatura ya da değil mi? Tabi fatura diyebiliriz. Faturanın ne olması gerekiyor? Bezahlen neydi arkadaşlar? Ödemek demek. Dolayısıyla faturanın ödenmesi gerekiyor diyecek olursak değil mi? Burada bir zorunluluk var. Dolayısıyla muss bezahlt werden değil mi? Ödenmesi gerekiyor demiş oluyoruz. Bu yapıları arkadaşlar zaman zaman farkındaysanız çeşitli dil bilgisel yapıları görüyoruz. Bunları daha önceden ayrıntılı görmüştük. Bununla ilgili arkadaşlar sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa o ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Çünkü biz tabii ki zaman zaman tekrar yapıyoruz ancak orada onun temelini atmış oluyoruz. Dolayısıyla hani dediğim gibi sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ders videosunu mutlaka izlesinler diye tavsiyemizi de yapalım. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar ne diyor? Sie dürfen diesen Computer benutzen. Evet bu da gayet bariz, anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Bu bilgisayarı ne yapabilirsiniz? Benutzen neydi? Kullanmak demekti. Diesen Computer denildiği için bakın burada bir demonstratif durum var değil mi? Bu bilgisayarı dolayısıyla belli başlı bir bilgisayardan bahsedildiği için bu bilgisayarı kullanabilirsiniz demiş oluyor. Zaten dürfen'de baktığımızda dürfen neydi değil mi? Modal fiil olarak baktığımızda izin hallerinde kullanılan modal fiilimizdi değil mi? Sollen wir heute eine Pizza bestellen? Evet bu bir soru cümlesi. Ne diyor cümlemiz bize? Bir pizza bestellen neydi arkadaşlar? Sipariş vermek değil mi? Dolayısıyla bugün bir pizza siparişi verelim mi demiş oluyoruz. Dolayısıyla, çok dolayısıyla dedim farkındayım. Sollen wir heute eine Pizza bestellen? Demek ki bugün bir pizza siparişi verelim mi demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzunu söylemeden önce bir toparlayalım. Ardından telaffuz çalışmasına geçelim. Demek ki neymiş arkadaşlar? Die Sitzung beginnt in wenigen Minuten. Oturum birkaç dakika içerisinde başlayacak derken beginnen, buna eminim ki çok çok defa görmüşüzdür değil mi? Begin neydi? Başlamak demekti. Dolayısıyla oturum birkaç dakika içerisinde başlayacak demek oluyor bu cümle.
Sonraki cümleye baktığımızda die Rechnung muss bezahlt werden, faturanın değil mi ya da hesabın, yani hesaptan kasıt işte eğer restorana gidiyorsak değil mi oradaki hesap olabilir ya da işte faturadan, evet zaten anlaşılır bir şekilde faturayı da kapsayabiliyor die Rechnung. Die Rechnung muss bezahlt werden, demek ki faturanın ödenmesi gerekiyor demiş oluyoruz. Sie dürfen diesen Computer benutzen, bu bilgisayarı kullanabilirsiniz demiş oluyor bu cümle. Ve sonuncu cümlede bir soru cümlesi ne diyor? Sollen wir heute eine Pizza bestellen? Bugün bir pizza siparişi verelim mi? Demek ki bestellen de neymiş arkadaşlar? Sipariş vermekmiş. İşte şimdi doğru telaffuz çalışması yapabiliriz. Die Sitzung beginnt in wenigen Minuten. Die Sitzung beginnt in wenigen Minuten. Die Rechnung muss bezahlt werden. Die Rechnung muss bezahlt werden. Sie dürfen diesen Computer benutzen. Sie dürfen diesen Computer benutzen. Sollen wir heute eine Pizza bestellen? Sollen wir heute eine Pizza bestellen? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde be ön takısı alan eylemleri görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.